sindirim sistemi problemlerine yol açan salmonellalar doğada bulunmaktadırlar. Doğada 2000'den fazla türü olan bunlar çubuğa benzer bakterilerdir. Dediğim gibi 2000'den fazla türü vardır ama insanlarda özellikle hastalık yapan, özellikle sindirim sisteminde problem yaratan türler 6 veya 7 tanedir. Toplum içerisinde bildiğimiz tifo veya tifoya benzer paratifo bunlardan bazılarıdır. Salmonellalar kirlenmiş sulardan, protein açısından yüksek değeri olan süt, süt ürünleri, yumurta veya kümes hayvanları, az pişmiş etler, pastörize edilmeden tüketilmiş meyve suları veya az klorlanmış sular nedeniyle sindirim sisteminden bulaşırlar. Yani bizim ağzımızdan, gıdalardan, su veya besinler yoluyla sindirim sistemimize girerler. Girdikten sonra sindirim sisteminde çoğalmaya başlarlar. Özellikle 12 saat sonrasında, bazen 48-72 saat yani 2 veya 3 gün sonrasında kişilerde yüksek ateş, kramp tarzında karın ağrıları, bazen bulantı kusmanın eşlik ettiği ama olmazsa olmaz ishalle kendini gösterirler. Bu hastalıklar özellikle çocuklarda, 2 yaşın altında, 65 yaş üstü yaşlılarda, gebelerde, bağışıklığı baskılanmış kişilerde, bir nedenle karaciğer böbrek yetmezliği ve bunlara bağlı olarak hastaneye gitmek durumunda kalan kişilerde ciddi problemlere yol açabilirler. İshalle seyreden hastalıklar sadece salmonellalar değil, pek çok hastalıkta önemli olan aslında sindirim sisteminden bir takım suyun veya elektrolit dediğimiz minerallerin, sodyum, potasyum gibi yani tuzun kaybolmasına sebep olur. Bunlar gittiği zaman kişide bir dengesizlik meydana gelir ve buna bağlı olarak da tansiyonları düşer, kişilerde bayılma hissi ortaya çıkabilir ve bunun içerisinde beraberinde de eşlik eden ateşi de yükselir. Dolayısıyla bu kişiler sadece salmonella için değil ama sindirim sistemindeki bu kayıp nedeniyle özellikle biraz önce belirttiğim özellikle hasta grubu hastaneye ulaşması gerekmektedir. Hastanede yapılacak olan dışkı testi ve bazı kan tahlilleriyle kişiler hastanede tedavi altına alınabilir ya da eve gönderilir. Hastanede tedavi altına alınacak olanlar da bizim yaptığımız aslında su dengesi ve mineral dengesini sağlamaktır. Eve gönderdiğimiz kişilerde öncelikle yedilen gıdalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Yani bizim ishal diyeti dediğimiz bir diyetimiz var. Bol miktarda su, tabii ki temiz suyun alınması, beraberinde muz gibi, elma gibi bağırsaklarda sindirim sisteminde bu gıdaları tutabilecek gıdaların tüketilmesi, patates haşlaması, özellikle yoğurt, ayran, az yağlı, az kalorili gıdalar bunların içerisinde sayılabilir. Ama bunun ötesinde olmazsa olmaz mutlaka su tüketmelidir kişiler. Hastaneden ayrıca yapılacak olan dışkı tahlili veya kan tahlilinde kanına mikrop karışmışsa, yani bir tifo veya benzeri salmonellaların yol açtığı hastalık varsa, hekim tarafından mutlaka antibiyotik de reçete edilmelidir. Antibiyotikler eczanelerden kendi başına alınan ilaçlardan değildir. Gerekli olan kişilere hekimler tarafından reçete edilmesi gerekmektedir. Nasıl korunalım? Bu hasta kişilerin tedavi olması gerekiyor. Diğer korunma noktası hijyen. Ellerimiz bütün tuvaletten çıktıktan sonra veya dışarıdan geldikten sonra el hijyeninin sağlanması çok önemli. Çünkü hasta kişilerin eğer ellerini iyi yıkamazlar ve diğer gıdalara dokunurlarsa ev içerisinde veya aynı ortamın paylaşılması sonrasında diğer insanlara da bulaşabilir.